Elvacı elva, şeker lokumlu elva. 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 Esselamu aleyküm aziz dostlar, muhlislerimiz, vakit şerifleriniz hayırlı olsun. Yayla Boyu programımıza hoş geldiniz. Programımız sizin hizmetinizde. Elvacı türküsünün güzel etip programımızı başladık. Bugünkü Yayla Boyu programımıza Sudak, Eski Kırım, Cankoy'dan misafirler davet ettik. Stüdyomuzda şimdi Emir Hüseyinov İlyas oğlu. Misafirimiz. Hoş geldiniz ağam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sağ nasılsınız? Olun. Hoş buldum. Nasılsınız? Yakşı yakşı gelip çıktınız mı? Allah'a şükür. Sizi bekleyen seyircilerimiz çoktur ve tekrar istediler. Bugün de arkadaşlarıyla beraber geldi. Ağam nasıl? Eski Kırım'ımız, Hayat, bütün Sudak taraflar, Cankoy'larda beraber arkadaşlarına toplanıp geldiniz. Yakşılar mı? Ev taraflar, Allah'a o taraflarımız. Aşkına. Buradan Eski Kırım'ımıza, bütün Cankoy'umuza, Sudak'ımıza selamlar olsun. Evet. Siz şimdi böyle arkadaşlarla beraber arada bizim böyle toylarımızda, bayramlarımızda hizmet etesiniz. Bugün nasıl türkülerle geldiniz inşallah bize ağam? Namlı çalgıcı, türkücü Rıfat Osmanov. Biz onlardan beraber bu türküleri çalacaktık. Medat'tan var, rahmetli oldu da. Eki ağa Ümer Hoca, Ümer Hoca türküsünü Rıfat yırılacaktı. Ana indi ben bu türküyü bugün Allah kısmet etse o Rıfat dostuna bağışlayacağım işte. Ümer Hoca. Ümer Hoca ya. Yerin adı. Ümer Hoca ya. Hı-hı. Ondan sonra o türküyü de babam severdi, ben onu yaş olduğunda öğrenirdim. Bir omuzdan bir omuza saçları var diyen türkü. Şimdi işte bu türküleri ben eşitmedim de çok öyle hatırlamayayım bu ikisini. Belki bilirim ama adından bilmedim. Ağam siz babam çok severdi değilsiniz ya. Burasını aydınız da. Babanızın, o da size yani yıllarda şeyde yanımızdaydı mı her zaman? Başlayanda babam öğretti beni yırlamaya. Ben bayan çalardım, muz uçilişe bitirdim. Son babam dedi sana türkü yırlamak gerek dedi. Son başladım tek ters gelirdi. Bu Tatar türküleri sozup, işte şimdi bildiğime göre, becerdiğime göre
Seviyorum o türküleri. Şimdi sevgili dostlar ne dedi? O diğer milletlerin yırlarında mesela kolay oluyor ama Kırım Tatarca böyle uzatıp uzun yırcı, uzun havalar gibi işte ağır türküler var. Bunların bir özüne mahsus bir şeyler var da yani bu incelikleri var. Kıyın oluyor diyor. Kolay değil diyorsunuz yani. Her bir milletin kendi perdesi, kendi yolları var. Bu Umir Hoca türküsü ben babamdan eşittim. Bunu Aşk Umer diyen Kırım Tatar halkında var eken yazıcı diyeceğim, şiirci. Şair ve aşık. Şair ya. Kezlevli, evet. Ya. O adamdan, o insandan kalan sözler bu. Çalgısında işte belki de genç uydurmuştur. Eski türkü bu. Yeniz kızlara
şekerden elma yatıra yatıra ya. Canın için yeniz kızlama. Emir ağam, şimdi bir arkadaşları da bir tanıştırsak da ilk defa programımızda olalar. Hoş geldiler, çok sağ olsunlar elbette. Ebazer dostumuz Sudak'tan geldi. Sudak'tan. Ana babası Taraktaşlı. Temiz Taraktaşlı o, Sudaklı. Evet. Ana Sabri dostum Cankoy'dan geldi. Yani Sabri'den biz 30 yıldan beri tap 90 seneleri toçalardık. İki balası var, torunları var. Refat Cankoy'dan. O da çoktan beri tanışık. 30 yıl oldu endi onunla. Beraber çalışıyorsunuz ya. Hep atla satla işte. Ama bakınız Kırım'ın çeşit yerlerindensiniz ama gönüller bir. Beraber çalışıyorsunuz. Vallahi size teleseyircilerimizin, bütün halkımızın adından, kendimizin programımız, kanalımızın adından diyeyim. Muvaffakiyetler, sağlık, selametlik. Evet. Sevgili dostlar, şimdi bu bizim klarnetteki ağamız Sabri ağamızın kızı Meryem Hanım. Geçen programımızda misafirimiz olmuştu işte. Sabri ağamızın kızıdır. İki kızı, Allah bütün kız evlatlarınıza uzun ömürler versin. Tomalaş diyen Türk'ü. Ben onu rahmetli Ali Maka'dan eşitmiştim. Onun nesline de yolundan yırlayın. Bizde Refat'ın bana iki kızı var. Sabri iki kızı osturdu. Ebazer'in bir kızı var, üç oğlanı var. Mende de üç kızı var. Ay maşallah. Onun için bu kızlara dedik, bu Türk'ü bakışlar diye işte, bu yengil Türk'ü. Anadolu karavana ne yuklansın koduna Osmanlı'nın uzun yaş ağını sorsan omana Anao kırdan ardına da darıcını kıldırma Kuzuları çersinine tomalacık kıldırma Darısını çersinine tomalacık kıldırma Tomalacı kumbacı, sen sevdiğimi sevince, bu türkülerde bizim halkın nezetli sözleri var. Nasıl o kendi yaresini sevdiği, nasıl vetanına. Ana onun için bu türkülerde bizim milletimizin dili de var.
tatlı dili. Son ben öyle anlayayım, bu türküleri unutmaya olmaz. Bu bizim tarihimiz, bizim milletimizin tarihi. Elbette ki yıllar dinleyik böyle nağmeler ama Emir ağamızın böyle bilemiz ki yemek pişirmekini de seve. Doğru mu ağa? Yemek çok şeyle gelin o kebap pişirmeye bileyim. Tamam öyleyse sizin sözünüz ağam. Kettik endi aşhaneye, orada da biraz hem sohbet yapayık hem de işimizi bir yemek pişireyik. Tava kebap olacak bildiğime göre. İyi. Buyurunuz. Sevgili dostlar, buna dediğimiz gibi tava kebap. Başladık. Neden başlayık? Nasıl olacağını anlattınız ve başlandınız. İşte tavaya bana kendi yağından, etin kendi yağından doğradık. Yapalım. İç yağından ya. Bana yağından ben de yardımcı olayım. Başlangıç edin. Sıra ne de olacak? Tava güzel kızansın. Yete de tuzla et koyduk. O da 5-10 dakika durdu. Tava kebap bunun adı ya. Bunu testler yaparsınız mı arkadaşlarım? İyi bizi yapayık, kaçayık, kaçamak mı ya? Kebap seviyek biz. O zaman da çobanda işleriz. Öyle mi? Evet. Sevgili dostlar, kebabın çeşidi var. İşte zengin, işte şark mutfağı zengin.
şiş kebaplar var, tava kebap var, işte size söyleyeyim. Kebapların çok türleri var. Lüle kebabı var, kuzu kebabı var. Tuvaletli. Niyerinden bu, niyerinden yapaysınız? Bu yakşı yer, buna indi belinden, yumuşak yerlerinden de yakşı yer bir yerinden olmaz. Aha. Sen et pişen son, son soğan koyuyor, biber soğan. Şimdi bu kızaracak öyle var. Mi? Ya bu pişmek gerek. Et yakınlaşanda su yollay, tepeden su çıkar. Etin suyu. Etin üstünde su çıkar. Su çıkmaya başlasa, son o vakit onu çevirmek gerek. Daha bekleyecek canım. Etin üstünde su çıkar, onu çevirmek gerekiyor. Bakınız, evet. Emir ağamızla misafirliğe test ediz varmak gerek. Çavuşlarımız da eşit de şimdi. Hoş defa. Beraber gelirdik çavuşlar. Ona hoş eti defa. Eti pek seviyorlar hocam. Hoş defa. Her zaman kazanlar kaynasın, kebaplar pişsin. Allah bütün kazançlarımızı güzel, hayırlı işlere nasip eylesin. Hayırlı günlere nasip. Doğru mu ağam? Ya doğru. Hayırlı doğru. Günlere nasip eylesin. Evet. Ay maşallah maşallah. Gerçekten de çok güzel. Aradan hem sıcağı da götürüp düşüreyim ağam. Doğru yaparsın. Evet. Yani, bunu girici kavun doğramaya gerek. Öyle mi? Bana uzak uzak. Ya. Aha. Demek şimdi ikinci tarafı da kızarıp ve etin üstüne su çıkay ki siz şimdi soğan koyacaksınız. Daha, öyle mi? Ya. Ha, güzel. Tamam, ne yapacaksınız? Buyurun. Ana şimdi eti soğanın üstüne kapatayım. Yaraşıklı olur. Şimdi tabli almaya gerek. Karıştıracaksınız. Karıştırmaya gerek ya. Sevgili dostlar, dikkatle bakınız. Soğanla biberle karıştı. Evet. Anlaştık. Ateş söndü. Doğru ateş mu? Ateş söndü ya. Ateş söndü. Şimdi ne yaparsınız? Yeni sıcağından karabiber. Tuz mu biz onu yedi? Septik. Evet. Ha, bu oldu. Ya. Bunu şimdi kapatıp koymak gerekiyor. Buyurunuz. Açıp. Şimdi, şimdi ne yapacağız? Tabağı açacak ya. Ne yapacaksınız? Bir kere karıştırmayı istiyor. Karıştıracak. Aha. Evet. Tamam, bir karıştırınız öyleyse. Soğan abi çiğli gibi oluyor. Of of of. Şimdi hazır oldu ya. Ya tabağı kurtarıp aşamaya gerek. Aşamaya gerek. Doğru mu? Ya. Öyleyse buyurunuz. Tabağı koyayık. Aha, büyük tabağa. Dostlar, bana endi tabağı kurtardık. Öyle bir söz var ya, kurtarma. Bana endi tabakta güzel. Şimdi ne yapacağımız ağa? Endi pomidorlarda etrafına tüzeceksiniz. Evet. Buyurunuz öyleyse, tiziniz öyleyse ağa, nasıl yapılması gerekirse. Evet. Ağa, ben beklemekten boldurdum. Endi onda hazır oldu mu endi? Ya oldu endi, mümkün aşamaya. Evet, sevgili dostlar, ağamız çok teşekkür ederim Emre ağamıza. Bana tava kebabımız hazır oldu. Herkese, bana suyu da var. Bakınız nasıl güzel suyu. Herkese afiyet olsun evlerinizde her zaman. Her zaman hayırlı yemekler olsun. Ekmekten et olsun ya. Allah razı ekmek olsun. Ekmek olsun, et olsun. Evet, kazan kaynasın. Elinize sağlık, yüreğinize sağlık. Ve bugün bize hem yıllarınızdan güzel yemeğinizden de sevindirdiniz. Ben belleyim, bu türküleri unutan olmaz. Çünkü bu türkülerde bizim milletimizin hayatı var ya. Hayatı var, nezeti var. Nasıl o sevda, aşık sözleri var. Vatan sevgisi sözleri var. En sonunda da bizim bir sözüm var. Yaşlarımıza müracaat edeyim. Davabetinizde kendi dilimizde konuşunuz. Unutmayınız dilimizi. Çünkü siz dilimizi unutsanız nasıl bu türküleri anlayacaksınız? Manasını nasıl anlayacaksınız? Bu bizim milletimizin tarihi. Çok güzel dediniz. Gerçekten de eğer dilini bilmese o türküleri menimsemez. O türküler ona yakın olmaz yani. Anlayırsınız. Gerçekten manasını de anlamayacak da sonra. Evet, kesin etmeyecek ona bu. Evet.
yabancı bir türkü gibi olacak onu. Gerçekten de bu türkülerde bizim bütün hayatımız var. Onun için bunu, ama sürgünlük vaktlerde biraz az yırlanan türküler oldu. Kimer yerlerde işte kimer türküler coyulmuş gibi oldu. Arada bizim sanatçılarımız da söyler ya onları, ya. Onları kıdırıp tapamız ya. Tekrar işte bir şeyler yapayık da ekranımızdan halkımıza güzel güzel bir böyle bir hediyeler olsun. Müzikli, yırlı, gerçek böyle bir yayla boyu program vasıtasıyla, diğer programlarımız vasıtasıyla kanalımıza işte buyurular. Biz de sizin adınızdan da teşekkür ettik her zamanki gibi. Sağ olun. Çok sağ olunuz ağam. Sağ olun. Çok sağ olunuz. Horantalarınızı da buradan ayrı ayrı selamlar.